Evet. Sevgili gençler, Ziya'da önceki dersimizde de bahsetmiştik, hatırlayın. Diğer. Diğer. Diğeri anlamına geliyor. Hem ne dedik? Hem plural, hem Hem de single. other, Noun noun gelebilir. gelebilir dedik. Burası önemli arkadaşlar. İki isimle kullanılabilmesi onun fonksiyonunu artırıyor ve not olarak dedik ki sayısı Belli. Türkçesi hakkında bilgimiz var. aynen sayısı bilinen bir gruptan bahsediyoruz. Gruptan bahsederken sayısı bilinen bir gruptan bahsederken kullanılacağını belirttik. Yani bu iki kişi de olabilir, üç kişi de olabilir, beş kişi de olabilir, fark etmez. Ama biz o grubun sayısı hakkında bilgi sahibi olacağız. Mesela şöyle bir örnek daha verelim. I admire two people. Admire ne demek arkadaşlar? Hayranlık mı? Evet Halil, hayran fiil hali ama hayranlık değil. Fiil hali Emin hayran olmak. olmak. Ben iki insana hayranım diyor. Mesela devamında şöyle olsun. One is ne olsun mesela? One is Mustafa Kemal Atatürk and the other the is ne olsun bu da? The other is kim olsun ya? Ha şey diyelim. Fatih Sultan Mehmet. Arkadaşlar ben iki insana hayranım dedik. Kişi sayısı elimizde olduğu için değil mi arkadaşım? Birincisinde buraya yazmışız. Biri. One öğrendik zaten değil mi? One. Evet hocam. Biri anlamına Biri de. geliyordu. Evet. Hatta ondan sonra one of filan da öğrendik. Değil mi arkadaşlar? Bu bir Evet. gruptan birinden bahsederken falan. Şimdi iki kişiden bahsediyoruz. Birini buraya yazdık. Geriye kaç kişi kaldı? Bir kişi kaldı. Şimdi şurada kafanız karışmasın. Ben burada the other'ı tek başına kullandım. Gördünüz mü? Evet. Çünkü the other'dan sonra hiçbir şey gelmedi. Bakın the other person, the other man gibi hiçbir şey gelmedi. The other'dan sonra direkt ben buraya iz getirdim. Yardımcı fiilimle cümleme devam ettim. Bunda hiçbir sakınca yoktur arkadaşlar. The other'dan sonra ben buraya person da yazabilirdim. Yazmayışımın sebebi benim insan kelimesini yukarıda vermiş olmam. Tamam mı? Ben insan kelimesini yukarıda verdim. Kimden bahsettiğimi, ne tür bir isimden bahsediyorum? Hani hayvan mı, insan mı, nesne mi vesaire. Yukarıda bildiğim için tekrar buraya yazma gereği duymadım. Ama yazılabilir. Hiçbir problem yok. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Diyadır'ı böylelikle tekrar etmiş olalım sevgili arkadaşlar. Şimdi yine Diyadır'la ilgili size bir zaman ifadesi öğreteceğim. Bir şurayı temizleyin hemen. Arkadaşlar şurada bakın. Şu kısımda bakın görebiliyor musunuz kalem ucunda? Bir siyah leke var. Evet. Sizde de görünüyor mu o siyah leke? Kalemin tam ucunda şu anda. Evet. Onun neden olduğunu anlamadım. Kamera galiba ben yatarken yere düşmüş falan olabilir. Ondan dolayı Aynen orası bir darbe almış. darbe alıp orası bozulmuş olabilir. Bilmiyorum. Hani orada bir sıkıntı var ama önceden yoktu değil mi o? Yani YouTube'da falan da baktım. Yoktu. Aynen yoktu. Neyse. Şimdi zaman ifadesi öğreneceğiz bir tane the other'la ilgili. Bunu şöyle yazalım arkadaşlar. The other day.
week, month, year gibi. Böyle zaman ifadeleri the other'dan sonra gelen. Arkadaşlar, ne demek the other day, the other week, the other month, the other year? Diğer hafta, diğer gün. Yani ne demek konuyu sizce? Mesela diğer gün, diğer hafta, diğer ay, diğer yıl. Geçen hafta. Geçen hafta. Geçen hafta mesela the other day, geçen gün mü? Last night ya, yani yesterday gibi bir şey mi? Haftaya gibi mi hocam? Mesela yarına, yok. Haftaya. Yok. Öncelikle bu ifadenin bir past tense ifadesi olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Past tense, geçmiş zamana ait bir ifade. Anlaşıldı mı burası? Evet. Kaçmış olduğu anlamda iki gün önce mesela the other day. İki gün önce. Anlaşıldı mı? The other week, iki hafta önce. The other month, iki ay önce. The other year, iki yıl önce. Tamam mı? Şuraya da yazalım. İki hafta önce. İşte iki ay önce gibi. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu evet. Enteresandır ama bunu bilirseniz sizin için güzel olur. Zamanlar konusunda karşımıza çıkacak tekrardan. Geçmiş zamanı anlatırken zamanlar konusunda karşımıza çıkacak arkadaşlar. Şimdi diğerde de tamam. Diğerde olayını da bitirdik arkadaşım. Sırada ne var biliyor musunuz? Sırada the others var. Ben bu arada siliyorum. Siz notlarınızı falan alın. Ha. The others'tan bahsedeceğiz arkadaşlar. The others. Az önce the other'dan bahsediyorduk. Şimdi the others. Arkadaşlar the others'da diğerleri demek. Tamam mı? Peki biz buna benzeyen ne öğrenmiştik? Others öğrenmiştik. Değil mi? Others. Şimdi evet. The others. Aralarındaki fark sizce nedir? Birinin yani çok belli değil, kullanım alanı mı? Belli olmasın bu da. Aynen. Kullanım alanı olabilir. Aynen. Yani kısaca şöyle ifade edelim. Sayısı bilinen bir grupla bilmediğimiz bir grup. Aralarındaki fark bu. The others'dan bahsediyoruz. O zaman sayısı belli. Grubu biliyoruz. Ama others diyorsak öyle rastgele konuştuğumuz bir kalabalıktan filan bahsediyoruz. Tamam mı? The others'da sayımız belli. Mesela şöyle bir ifade yapalım. There are four teachers in the garden. Bahçede 3 tane öğretmen var. School garden diye düşünelim arkadaşlar. One of them is English teacher. Arkadaşlar bahçe there are four öğretmen. Four öğretmen ne ya? There are four teachers in the garden. Bahçede 4 tane öğretmen var. One of them is English teacher. Onlardan biri hangisiymiş? İngilizce öğretmeniymiş. Others are math, science and PE teachers. Devamında the others kullandım. Görmüş olduğunuz gibi.
Arkadaşlar the others zaten çoğul, değil mi? Çoğul ifadedir. Çoğul ismin yerini tutması gerekiyor. Aynı others da olduğu gibi. O da çoğul ifadedir. Buradaki s'in zaten plural eki olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Diğerleri diyoruz zaten. Nerler şeklinde. Dört öğretmen birini söyledi. İngilizce öğretmeni dedi biri. Geriye kaldı üç değil mi? Üç. Ben bu sayıyı bildiğim için ne yapabilirim? Rahatlıkla buraya the others kullanabilirim. Çünkü sayıya hakimim. Anlaşıldı mı sevgili gençler? Evet. Güzel. Güzel, tamam. Hemen buranın da notunu aldık. Dersi zaten Enise yeni geldi. Fatma biraz geç geldi. YouTube'a atacağım. Oradan da kaçırdığınız bölümü izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen siliyorum. Ha, bu arada numaralandırıyorduk ya. Ben numarasını vermeyi unuttum. Tekrar sayalım. Another dedik 1, other 2, others 3, the other 4, the others 5 evet. Arkadaşlar. Tamam. Şimdi other'lar bitti. Şimdi birkaç tane ekstra nasıl söyleyeyim? Öbekler var, kalıplar var. Onlardan bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi zaten daha önce gördüğümüz each other. Diğeri one another. Birisi each other, diğeri one another arkadaşlar. Bunların ne olduğunu söyleyelim hemen. Arkadaşlar, each other her biri. Birbirlerine diyelim. Birbirlerine ya da birbirlerini diyelim. One another birbirlerini. Bunların ikisi de aynıymış ya. Niye biz tek tek yazdık ki böyle? Niye? Kullanışları farklıdır. Nasıl yani? Birbirlerine. Nasıl farklı olabilir ki? Yapıcı tekil olarak mı? Ama şimdi birbirlerine diyorsanız zaten çoğuldan bahsediyorsunuzdur. En az iki kişi vardır yani birbirlerine diyebilmeniz için, değil mi? Arkadaşlar şöyle. Other'da bir kişiyi mi kastediyor? Each other dediğimiz zaman iki kişi var. One another dediğimiz zaman en az üç tane şey var. Artık nesne mi, hayvan mı, insan mı? Each other dediğimiz iki, tamam mı? One another dediğimiz şey en az üç olmak zorunda. Nesne sayısı, kişi sayısı. Örnek verelim. They love each other. Each other for years. Onlar birbirlerini yıllardır seviyor dedik. Şimdi burada each other dediğimize göre kaç kişiden bahsetmişiz arkadaşlar? İki kişiden bahsetmişiz. They dediğimiz de burada, değil mi zaten? Buradaki they'in iki kişi olduğunu anladık. One another yapalım bir de. Children were chasing one another in the park. Children were chasing one another in the park. Ne diyor arkadaşım burada? Gençler. Çocuklar parkta birbirlerini kovalıyor. Aynen öyle. Çocuklar parkta birbirlerini kovalıyordu.
Past continuous yaptık arkadaşlar. Was, were, fiilin ing almış hali. Past continuous. Bu dersler konusuna geldiğimizde daha iyi öğreneceğiz. Hemen notumuzu alalım mı arkadaşlar? Aldık sir. Devam edelim. Arkadaşlar bu arada konumuz teknik olarak bitiyor. Başlık olarak bitiyor. Ama tabii ki de egzersiz yapmamız lazım biraz. Çalışma yapmamız lazım pekiştirmek için. Ben test var bende. Nasıl yaparız onu? Testi. Ben size bunu çekip göndersem siz mi çözseniz yoksa burada beraber mi çözsek? Nasıl yapalım arkadaşlar testi? Beraber çözelim bence. Nasıl diyorsanız sor. Bence de beraber çözelim. Ya beraber çözeriz de beraber başlangıçta beraber çözmekte sıkıntı yok. Ben çözerim ama şöyle anlatayım. Yani 5 tane soru çözüyoruz. Süre bitiyor. 6 tane çözüyoruz. Süre bitiyor. Yani çok yavaş ilerliyor. Şöyle yapalım. Başlangıçta 1-2 test sizde çözsek. Tamam bak test zaten çok basit böyle. 2-3 şıklı testler. Alıştırma testi. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ben bu testi size vereyim. 20 soruluk test zaten. Tamam mı? Siz kendiniz bir uğraşın. Defterinizden bakarak. Tamam mı? İşte kelimelerine, bilmediğiniz kelimelerine sözlükten bakarak kendiniz uğraşın. Daha sonra aynı testi ben yine burada çözeyim. Olur. Tamam. Sizin hem bir ne kadar anladığınızı görün, soruları ne kadar anlayabildiğinizi görün, hem de cevaplarımızı beraber kontrol etmiş olalım. Tamam mı arkadaşlar? Tamam sir. Kitaplar evet. Ne zaman geliyor sir? Kitapları bilmiyoruz işte siparişimizi verdik. Artık ne zaman gelecek bilmiyorum. Zaten şu an gelse de yapabileceğimiz bir şey yok. Ben karantinada olduğum için. Benim karantinam daha 10 gün var. 10 gün sonra çıkacağım. Yani 10 gün en az 10 gün daha kitap yok. Hayır, öyle söyleyeyim. Tamam sir. Şimdi every other'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. Every other'ın katmış olduğu anlam ikide bir diyelim. 2'de 1 diyelim. Siz şimdi bunu anlayacaksınız. Arkadaşlar bakın. Every other Friday. Ne demek? Every other Friday. İki yok. Nasıl olur? Cuma'da bir değil mi sor? Aynen. Şimdi Every Other Friday biraz ilk örnek olarak biraz ağır oldu arkadaşlar. Every Other Day diyeyim. Ondan sonra genişleterek gidelim. Every Other Week diyelim. İki günde bir. Aynen. Ondan sonra Every Other ne olsun mesela? Morning diyelim. Arkadaşlar 2'de 1 dedim ya ben. Mesela every other'dan sonra day gelmiş. 2 günde 1. Every other week 2 haftada 1. Every other morning 2 sabahta 1. Every other Friday 2 cumada 1. Yani birinci cuma değilse de ikinci cuma. İkinci cuma değilse gibi. Anladınız mı? 2 tane geçiyor 1. 2 tane geçiyor 1 gibi düşünün. Ondan sonra mesela ne olsun başka? Her şey olabilir ya. Every other hour mesela. 2 saatte 1. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar tamam mı? Tamam. Güzel. Geliyor lütfen. Bunu da notunu aldık. Şimdi sıradaki one after another bir de one after
Siyahdır. Arkadaşlar bunlar kalıp, tamam mı? Bunları ezberleyeceksiniz. One after another ve one after the other şeklinde iki tane de kalıbımız var. Bunların ikisi öncelikle aynı. Tamam mı? Hiçbir fark yok. Katmış olduğu anlam birer birer, teker teker. Hemen bir örnek verelim. Students entered to class one after another. Ne dedik arkadaşım? Birer birer, teker teker anlamları vardı. Students entered to class one after another. Öğrenciler sınıfa Öğrenciler birer birer sınıfa girdi. Güzel. Öğrenciler sınıfa birer birer girdiler, teker teker girdiler şeklinde ifade ettik. Hemen bunun da notunu aldık arkadaşlar. Tamam mı gençler? Evet. Tamam. Notunu aldıysanız. Evet, teknik olarak konumuz bitti arkadaşlar. Yani bilgiler bitti. Öyle söyleyeyim. Kanal, zamirler konusu. Tabii bazı detaylar vardı. Onları atladım. Çünkü 11. sınıfsınız. 11. sınıfın biraz girişi basit olmak zorunda. Alışmanız için. 12. sınıfta biz bunları tekrar öğreneceğiz. Ama bu sefer daha ağır olacak. Daha fazla detay olacak. Şimdi böyle azar azar gidiyoruz arkadaşlar. Ben şimdi size şuradan test göstereceğim. Bir tane. Bu muydu? Aynen burada. Evet arkadaşlar. Bu test çok basit. 11. sınıf giriş testlerinden hemen ben de şöyle göstereyim. Dilko'nun. Sorular böyle 4 şıklı. Kısa kısa basit sorular arkadaşlar. Ben kaç tane var mesela? Subject pronoun, object pronoun testi. Sadece ikisi var öncelikle bu testte. Daha sonra arkasında ne var? Possessive adjective, possessive pronoun testi. Başlık başlık vermiş testleri. Arkasında reflexive pronoun testi var. Bakın böyle göstereyim. Burada yazıyor. Reflexive pronoun testi. Ondan sonra başka ne var? Indefinite pronounlar. Indefinite pronounlar. Değil mi? Belgesiz zamirlerin testi. Everybody, işte everywhere, nowhere gibi. Böyle. Şimdi ben size mesela buradan bir tane çekeyim böyle. Testi. WhatsApp grubuna atayım arkadaşlar. Melike yazmış YouTube'a atacak mısınız diye. Atacağız. Hiç koronalı insan gördünüz mü hayatınızda? Evet sor. Ziyarete evet, gitmiştim. Ziyarete mi gittin? Allah seni kahretmesin. Korona ziyaret edilir mi lan? Sor. Ben herhalde taşıyıcıyım ya. Nasıl bulaşmadı cidden şaşırıyorum. Yani şimdi korona pislik bir şey ya Halil. Hani virüs sonuçta. Evet sor. Yani biraz sende de var virüslük. Ondan dolayı birbirinizi itiyor olabilirsiniz. Aynı kutuplar birbirini itiyor ya böyle. Zıt kutuplar evet, çeker. Sor, olabilir. Aynen o yüzden büyük sen ihtimal, aynen koronayı itiyor olabilirsin yani. Evet, cidden çok seviyorum bu özelliğini. Evet, şimdi bu arkadaşlar bu birinci sayfası 10 soru. Bir de arkasında 10 soru var. Bir de onu atacağım şimdi size. Bir dakika. Sayfa yamuk duruyor. Kötü çıkıyor. Şöyle bir çekmem lazım.
hiç net olmadı. Terin suyun içinde kaldım şu anda, biliyor musunuz? O kadar yoruldum ki. Tamam. Ne zamana kadar çözelim soru? Bunun cevaplarını atalım mı size? Yo, bana cevaplarını atmayın. Çözün. Bir kağıda cevaplarını yazın arkadaşlar. Yarın beraber kontrol edelim. Kontrol ettiğinize göre kimin kaç doğrusu, kaç yanlışı var ona göre öğrenelim. Tamam mı? Sadece 20 tamam. soru verdim. Ama bunun yanına birazdan bir de kelime ekleyeceğiz arkadaşlar. Boş kalmayasınız, materyalsiz kalmayasınız diye. Kelimede bayağı ilerlemişiz bu arada. Üçüncü üniteye geçtik. Yani bayağı gidiyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. İnşallah siz de ezberleyebiliyorsunuzdur arkadaşlar. Ezberleyemiyorsanız sıkıntı. Çünkü birikiyor. Bakın, günü gününe ezberini yapmayan, kelimelerin günü gününe tamamlamayanlar bir süre sonra işin içinden çıkamaz hale gelecek. Hiçbir şeyi yetiştiremez hale gelecek. Niye? Şimdi atıyorum elimizde şu an 300 kelime var, 400 kelime var ezberlememiz gereken. Sen ezberlemediğin zaman ne olacak? 20 gün sonra elinde 2000 kelime olacak, 3000 kelime olacak. Bu sefer nasıl ezberleyeceksin? Bu sefer hiç ezberleyemeyeceksin. Yani nasıl başlarsan öyle gider. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? O yüzden lütfen günü gününe ezberinizi yapın. Hatta ezberinizi yaptıktan sonra gün aşırı, yani 2 günde bir tekrarlarınızı da yapın. En baştan sona kadar. En baştan sona kadar mutlaka 2 günde bir tekrar yapılmalı. Anladınız mı beni? Evet, süper. Evet. Tamam arkadaşlar. Yani şu süreçte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Uzaktan eğitimi daha fazla nasıl verimli hale getirebiliriz bilmiyorum. Konu anlatıyoruz. İşte konu bitiminde test veriyoruz. Kelimelerimizi çalışmaya çalışıyoruz falan filan. Biraz daha konularda ilerleyelim. Kelime testleri de vereceğim ben size. Yani şu tensleri bir bitirelim arkadaşlar. Tensler bittikten sonra bir yandan da kelime testleri çözeceksiniz. Kelime testi çözerken de çok uğraşacaksınız. Çünkü testi çözerken mesela 5 tane şık var testte. O şıklardan 3 tanesi belki hiç bilmediğiniz kelime olacak. Onları tek tek sözlükten bulacaksınız, anlamlarını yazacaksınız. Sorunun içerisinde, soru kökünün içerisinde bilmediğiniz kelimeler olacaktır. Onların anlamlarını yazacaksınız, soruyu çevireceksiniz, sonra kelimeleri bulmaya çalışacaksınız vesaire. Bu sizi bayağı bir zorlayacak. Ama alıştığınız zaman, yani İngilizce'de bazı şeyleri, mesela kalıpları öğreniyorsun, kelimeler ezberliyorsun. O zaman o kadar pratiklik kazanacaksınız ki bir soruyu bir saniyede çözeceksiniz. Hatta bakar bakmaz çözeceksiniz. 20 soruluk bir kelime testini ya da bir atıyorum pronoun testini 2-3 dakikada bile çözebilecek hale geleceksiniz. Göreceksiniz bunu. Ama bunun için işte çok çalışmak gerekiyor. Çok pratiklik kazanmak gerekiyor arkadaşlar. Bunu inşallah hep birlikte başaracağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Mühim olan sizin motivasyonunuzun yüksek olması. Çok fazla ders çalışmanız. Lütfen günlük minimum 3-4 saat ders çalışın. Gerçi canlı dersler sizi ne kadar meşgul ediyor gün içerisinde onu bilmiyorum ama mutlaka çalışmanız lazım arkadaşlar. 3-4 saat günlük. Kitaplarımız geldiğinde ondan da ödev şey yapacaksınız değil mi? Vereceksiniz. Tabii. Zaten o bizim en büyük şeyimiz olacak. Kılavuzumuz olacak. Yani kaynak olarak işlediğimiz konuların işte testlerini, takiplerini vesaire. Ben zaten hepsini size bir anda vermeyeceğim. Tamam mı? Parça parça vereceğim. Bitirdikçe. Orada çok daha farklı çalışacağız, merak etmeyin yani. Onu ben yönlendireceğim size. Size versem zaten siz direkt işin içinden çıkamazsınız. Boğulursunuz onların için. Evet arkadaşlar. Tamam sir. Dersi videosunu YouTube'a atıyorum. Görüşmek üzere. Belki yarın ders yaparız, belki yapamayız ama yarın olmazsa diğer gün mutlaka yaparız arkadaşlar. Tamam mı? Tamam, sir. Testlerinizi attım. Siz onları bir çözmeye başlayın. Kelimelerinizi de atıyorum. Onları da defterinize geçin.
Hemen ezberlemeye başlayın. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. 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 Görüşürüz. Tamam.